birinci seminerimizi yapıyoruz ama birincisi çok geniş gibiydi. Bir genel harita çizmiştik esas olarak. Kimlerin esas olarak bizim tarihi bakımdan Marksizmin kaynaklarını oluşturduğunu konuşmuştuk. Biraz yapıtlarını konuşmuştuk. Bugünden itibaren sistematik olarak konuya giriyoruz. Kitabımız budur. Dolaştır. Çıkar içine. Bunu okumayan gelmesin. Komünist manifesto. Biz de bundan basalım. Türkçesini yapalım bunu. Her yere gizli gizli sokmuşlar. Galiba yanlış zamanda verdim. Arada vereyim. Ver. Geri ver. Ay çünkü herkes onu bakarken beni dinlemeyecek. Her şeyi biliyor musunuz? Böyle seminerlerde ben derim ki kağıt dağıtacak olanı sakın konuşmadan önce dağıtmayın derim. Ben kendim yaptım. Yapmamak lazım. Dikkat dağıtın. Yoldaşlar çok heyecan verici bir şekilde başlıyoruz. Çünkü hepiniz biliyorsunuz bu kitap komünizmin programının ana hatlarını zaten içeriyor. Kapitalist çağda yani gerçekten bir 18. yüzyılın sonundan itibaren bu biliyorsunuz 1848'de yani 19. yüzyılın ortasında yazıldı. Ama 18. yüzyılın sonundan itibaren yerleşmeye başlayan sanayi kapitalizmi yani büyük ölçekli üretime yaslanan makineli üretim o zamandan beri ana karakterini değiştirmeden devam ettiği için tabii ki birçok özgür yanı var yeni dönemin, birçok yenilik var. Bunların hepsini ciddi ciddi ele almak zorundayız. Ekolojik yıkımdan diyelim, yeni bir takım teknolojilerin mesela genetik mühendisliğinin veya bilgisayarın veya benzeri nanoteknolojinin veya uzayda yapılabilen çok çeşitli geliştirmelerin her birinin sonuçlarını toplum açısından incelememiz, bunları teorik olarak anlamamız ve programımıza katmamız gerekebilir. Ama kapitalizmin yapısı aynı kaldıkça bu program bizim programımızdır. Kapitalizmin yapısının değişmesinin biz zaten ancak komünizmle olabileceğini söylüyoruz. Dolayısıyla eğer zaten kapitalizmin yapısı sınıf hakimiyeti açısından özellikle değişirse zaten programı değiştirmek zorundayız. Bunu Trotsky söylemişti. Genellikle yanlış yorumlanan bir alıntısı vardır Trotsky'nin o konuda. Yani kapitalizm proletarya tarafından değil de mesela başka birisi tarafından yıkılırsa falan bizim yeniden düşünmemiz lazım. Bu kadar basit. Çünkü Marksizmin özü budur. Bugünkü kapitalizm proletarya tarafından mezar kılsızları odur der biliyorsunuz. Kapitalin son birinci sonuna doğru. Proletarya tarafından devrilecek yerine proletarya diktatörlüğü ve o bir geçiş aşaması olarak sınıfsız olur. Dolayısıyla o yapısı değiştirilecek kapitalizm. Bu komünist manifesto bizim programımızdır. Bunun üzerine yeniliklere göre ekler yaptık. 1938'de Trotsky'in kaleminden çıkan ve 4. Enternasyonel kuruluş merkezi olan geçiş programını kabul etti. Devrimci Marksist Hareket, Uluslararası Hareket. Biz onu da kendi programımız olarak kabul ediyoruz elbette. Arada Komünist Enternasyonel'in çok çeşitli programı yok ama çok çeşitli belgeleri var. Onların her biri bizim kazanımhanemizde ve tabii ki bizim Türkiye'ye ilişkin Devrimci İşçi Partisi olarak programımız var. Her biri değişik düzeyin ve değişik aşamanın ihtiyaçlarına ve o aşamada da geleceğe yönelik olarak bize yol gösteriyor. Şimdi bugün Komünist Manifesto olan hareketle Marksizmin en temel tezlerini konuşacağız. Bundan sonraki seminerlerimiz hep bunların açımlanması olacak bir bakıma. Tabii ki bugün konuşacaklarımız manifestonun içinde ele alınan düzeyde Sovyetler Birliği veya faşizmi konuşmamız söz konusu değil. Çünkü o çağda henüz bu bulgular tarihin
sahnesine çıkmamıştır. Dolayısıyla kapitalizmin en genel özellikleri ve komünizme geçişin ilk evrelerinin en temel noktaları konuşulacak demektir. Büyük ölçüde komünist manifestoyu takip edeceğim ben. Daha sonra yani sizin bugün okumanız gereken bir metin daha vardı. Sınıfları haritalamak metni. Benim bir yazım. O metinden hareketle özellikle proletaryaya ilişkin ama gerekirse küçük burjuvaziye veya başka katmanlara, gruplara ilişkin de tartışabiliriz elbette. Ama benim esas üzerinde duracağım en temel tezleriyle manifesto olacak. Şimdi arkadaşlar, bugün insanların çok büyük bir bölümü Marksizm karşılarına çıktığı zaman hemen bilgilerinden şunu hatırlıyorlar. Marksizmin programı temelinde yeni bir toplum kurmaya soyunmuş olan ülkelerin hemen hemen hepsi, Kuzey Kore gibi artık karikatür düzeyinde var olan bir rejim dışında ve Küba gibi biraz daha olumlu yanları olmakla beraber bugün çözülme yoluna adım adım girmekte olan bir istisna dışında hemen hemen hepsi çöktü. Çin de kendi içinden çöktü. Çin'in bugün kapitalist olduğunu yazacak birisi pek olacağını düşünebilirim Marksist'in temelde baktığı zaman. Şimdi buna bakıyorlar, demek ki Marksist uygulanamıyormuş. Yani aslında iyi bir fikirmiş ama güzel bir analizmiş, idealist adamlarmış bunu yapanlar ama hayata uygun değil, insanların yüklerine uygun değil, şuna uygun değil, buna uygun değil filan diye düşünmesi olağandır. Biz doktriner değiliz. Şimdi bakın, doktriner şu demektir. Bir şeye yapışıp onu bırakmayan şey demektir. Ve Evet. Bunun yanı sıra dogmatik değiliz. Yani ortaya çıkan olgulara, gerçeklere aykırı olarak bir şeyleri savunmak. Neden? Çünkü bizim amacımız birilerini teoride yenmek değil ki. Bizim amacımız pratikte koskoca bir sistemi devirmek. Yanlış, yalan kılavuzlarla onu deviremezsiniz, kendinizi mahvedersiniz. Bizim için teori, geçen defa da vurguladım, bir mücadele aracı, bir silahtır. Dolayısıyla yanlış varsa düzeltiriz. Lenin bunu çok vurgulamıştır. Özellikle felsefe çalışmalarında demiştir ki teori her gün yeni baştan gözden geçirilebilir. Gerçek hayatta olan bitene ayarına vurularak demiştir. Dolayısıyla mesele bizim için ya bir şeye yapışalım, şeyimizi, onurumuzu kurtaralım, yanlış olmadığını savunalım diye bir şey değil. Buna rağmen bakın ne diyorum ben size. Marksizmin temel önermeleri Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa ve Çin'i göz önüne alarak söylüyorum. 21. yüzyılın başında söylüyorum. Bunları da göz önüne alarak söylersek her önemli öngörüsü ve iddiasında doğrulanmıştır. Bakın, acaba doğru mu yahut da bundan dolayı yanlış diyemeyiz demiyorum. Doğrulanmıştır. Buna çok dikkat edin. Bunu ancak devrimci Marksist hareket söyleyebilir. Stalinist hareketler elbette sol liberaller, zaten onlar Marksizmi görünürde veya özde savunmuyor. Stalinist hareketler görünürde savunuyorlar diyemezler. Çünkü kendi zannettikleri, savundukları Marksist teoriye aykırı çıktı hayat. Biz ise Marks'ı izleyerek, Lenin'i izleyerek, Trotsky'yi izleyerek Marksizmin klasik tezlerini savunduk ve onların hepsi doğrulandı. Ah, köşede. Kıyıda kalmış. Şu konuda Trotsky yanılmıştır. Marx şu konuda yanılmıştır. Demiyorum. Ana tezleri diyor. Şimdi birazdan hepsini göreceğiz. Dolayısıyla ben size anlatırken komünist manifestoyu. Bugün gerçekten doğrulanmış mıdır? Ona da bakacağım. Çünkü biz demin de söyledim. Teoriye bir fikirler bütünü olarak sanki bizim dini kitabımızmış gibi bakmıyoruz. Eylem kılavuzu, mücadele kılavuzu devrime giden yolda bize yol gösterecek fikirler bütün olarak bakıyoruz. O yüzden de bizim için hayatla uyuşan fikirlerdir önemli olan. Bunlar uyuşuyor. Onun için Marksist. Şimdi arkadaşlar, hepiniz biliyorum, yani sormuyorum. Hepiniz Komünist Manifesto'nun 1., 2. ve 4. bölümlerini okudunuz.
Burada benim şimdi anlatacaklarım hepsi var. Hepsi var. Dolayısıyla anlattıklarım size tanıdık gelecek. Ama en öne çıkması gerektiğini düşündüğüm noktaları sizinle birlikte üzerinden geçerek biraz değişeceğim. Şimdi her şeyden önce manifestoda olmayan, Marksizmin manifestoda olmayan bir temeline önce değinelim. Bu daha sonra ayrıntısıyla ele alacağımız, Türkçe'de iki ayrı kelimeyle söylenebilen, birisi Batı dillerinden, birisi Arapça kökenden gelen iki ayrı kelimeyle söylenebilen felsefi tutum, materyalizm yahut maddecilik. Şimdi hepimiz biliyoruz kendi hayatlarımızda, yani ailelerimize gidip konuşsak, mesela materyalist deseniz birisine paraya düşkün falan gelir hatta. İdealist denince de tam tersine, aman ideallerine de düşkün, hayata böyle başkaları uğruna mücadeleye ya da bir fikir uğruna mücadele eden insan olarak görülür. Ahlaki olarak. Evet, tamamen öyle. Felsefi kavram olarak. Şimdi halbuki bizim materyalizm dediğimiz şey, çok mu çıkıyorum şeyin için? Materyalizm dediğimiz şey bunlarla ilgisiz. Bizim materyalizm dediğimiz şey, benim bunun karşıtı olarak idealizm, açıkça şununla ilgili. Dünyanın, tarihin, toplumların gelişimi ve dolayısıyla tabii tek tek insanların bilincinin gelişimi sırf fikirlerin ürünü müdür, yoksa tam tersine fikirler maddi hayatın sonucu mudur? Nedir belirleyici olan? Bakın dikkat edin, fikirler yok diye bir şey zaten söylenmiyor. Öyle bir şey olur mu? Yani o çok derece indirgemeci olur. Elbette fikirler var, ideolojiler var. Çok çeşitli fikri, kültürel, sanatsal faaliyetler var. Bunları belirleyen olarak mı alacağız yoksa belirlenen olarak mı alacağız? Bunu tartışıyoruz. Materyalizm, maddi hayatımızın yeniden üretimini, yani hayatta kalma mücadelemizin bizim fikirlerimizi belirlediğini, varlığın insanın fikirlerini belirlediğini söylüyor. Maddi felsefi yaklaşımdır. İdealizm ise, Hegel'in adıyla bize çok Marksistler biliriz idealizmi. İdealizm ise fikirlerin veya genel bir fikrin veya Tanrı'nın, yani genel olarak maddi olmayan bir şeylerin belirleyici olduğunu, maddenin aslında belirlenen olduğunu ileri sürer. Bütün tarih o durumda ya işte fikirlerin mücadelesinden doğar ve ilerler, ya bir Hegel'de olduğu gibi tin diyor, Türkçe'ye öyle çeviriyor, bir ruh gibi bir şeyin, genel insanlığın üzerinde dolaşan bir ruh gibi bir şeyin ya da Tanrı'nın etkisi altında belirlenir. Biz Marksistler materyalist olduğumuzu söylüyoruz. Neden? Şimdi bakın, Alman ideolojisinde onu okumadınız. Bu bölümde okuyacak mısınız onu da hatırlamıyorum. Bir tek bir şey söyleyeceğim oradan. Marx şöyle diyor. İdealistlerle artık koparken 1846 Alman ideolojisi erken bir metin ama Komünist Manifesto derken bir metin. Diyor ki Marx'la Engels beraber yazmışlar. Bizim varsayımlarımız diyor, sizin idealistlerden farklı olarak kendilerinden, ya da şöyle söyleyeyim, daha kolay anlaşılacak terimlerle söyleyeceğim, tam kelime kelime söyleyeceğim. Bizim varsayımlarımız diyor, dünyayı incelerken ancak insanın hayal gücünde bir kenara bırakabileceği varsayımlardır. Neden? Şundan dolayı. Varsayımları şu: İnsan toplumunu incelerken, tarihi incelerken başlangıç noktasının üretim olması lazım. Çünkü üretmeyen bir toplum, bunu da bir arkadaşına Kugelman'a mektubunda yazıyor Marx, herkes bilir ki diyor, bırakın bir ayı, bir yılı, bir hafta bile üretmeyen bir insan toplumu çöker. Yok. İnsanlığı ayıran zaten hayatta kalması için üretmesidir. Hayvanlardan, hayvanlar aleminden farklı olarak. Onlar doğada olanları ya toplarlar ya avlarlar. İnsan ise üretir ve araç kullanamak evrim bir hayvan olarak üretir. Üretim yapmayan hayatta kalamaz. Dolayısıyla fikirlerinizi ne tartışacaksınız eğer üretim yoksa? Hayatta değil, olamazsınız ki fikirleriniz olsun. Yani bütün üst yapı dediği şey Marx'ın, sadece fikirler değil, devlette, dinde, sanatta, ideolojinin her türlü de, eğitimde, şurada burada, hepsi maddi temelin üzerinde ancak var olabilir.
Ya ben onu bir yani kenara bırakacağım, esas başka şeye bakacağım dediğiniz zaman hayali bir şey yapıyorsun. Çünkü o yapılması, o yapılması. Öbürünün yapılması gerektiği başlangıç noktası olmasını gerektiği kadar. Yani aslında zorunlu bir başlangıç noktasından bahsediyor. Bunu iki düşünür, tarihte buna benzer söyleyen söylemiş felsefeciler var elbette ama üretim kavramı. İki düşünür 19. yüzyılın ortasında söylüyor, o zamandan beri insanlığın çok önemli bir tartışmasıdır bu ve kolay kolay kimse yatışabilir. Zaten kapitalist ideolojiyi böyle biraz dürüst olarak savunanlar da bu tür meselelerde çok fazla uzatmazlar. Şimdi bu manifestoda yok ama temeli bu. Söylenen şu, manifestoda da daha ilk başta ortaya çıkan tarihin gelişmesi için de bu üretim farklı biçimlerde yapılıyor. Yani birinci meselemiz materyalizm temelinde üretimse buradan türeyen bir ikinci bir şey var. Tarih içinde üretimin biçimleri değişiyor. Değişik aşamalarında tarihin farklı üretim tarzları ortaya çıkıyor. Çünkü bakın arkadaşlar düşünün kafanızda daha çok eski bir aşamada diyelim küçük köylü ailesi kara sabanla ve benzeri şeyle toprağını eken bir küçük köylü ailesi kendi giysilerini yapan ama bunu çoğu zaman çok ilkel şekillerde yapan yaşadığı evi yapan ama teknoloji çok az geliştiği için mesela çeşitli ilkel maddelerden yapan bazen mağara gibi yerlerde yaşayan bir toplumda kurulacak olan ilişkilerle bilgisayarın geliştiği, uzaya gidildiği, dolayısıyla uydu teknolojisinin kullanıldığı, nanoteknolojiyle en minik yani şeyin diyelim milyonda bir insan bildiğimiz ölçülerin milyonda biri şeylerde, ölçülerde, ölçeklerde bir teknoloji kullanan bir toplumun ilişkileri aynı olamaz. Dolayısıyla üretim tarzının zaman içinde insanın üretici güçleri değiştikçe değişmesi gayet olağandır. Mümkün değil o çağın insanların içinde bulundukları ilişkilerle bu çağın insanların içinde bulundukları ilişkilerin aynı olması. O yüzden de tarihi hep üretim tarzlarının arasındaki farklarla incelenmek lazım. Bu ikisi siz yani bir bakıma manifestonun arka planını oluşturuyor. Bunları daha sonra teorik yapıtlarında Marx açıklayacak. Özellikle ekonomi politiğin eleştirisi diye bildiğimiz kapitalde vesaire. Şimdi bugün dünyasıyla başlıyor biliyorsunuz. Komünist manifesto inceleme. Yani başlığını hatırlayın birinci bölümün burjuvalar ve proletaryalar. Bugün içinde yaşadığımız toplumu anlatıyor. Ve dikkat ettiyseniz bilmem falan yani öyle bir durum geldiyse muazzam bir kapitalizm örgüsüyle başlıyoruz. Hani şu önermede, şu iddiada özünü bulan kapitalizm üretici güçleri sürekli olarak devrimci biçimde geliştirmek zorundadır. İnsanlığı böylece ileriye doğru kendine rağmen böyle bir şey amaçlamadan taşıyor. Yani öyle bir özel amacı yok. Ama üretici güçleri devamlı değiştirmek zorunda. Şimdi dolayısıyla başlangıçta incelediği tarihte gördüğümüz değişik üretim tarzları arasında bir tanesi bugüne damgasını vuran kapitalist üretim tarzı. Demek ki o aşamadan yani bir bakıma böyle özetliyorum arkadaşlar. Kapitalist üretim tarzını kısaca böyle yazıyorum. Zamanımızı çok fazla net almasın diye. Bu en kolay kavram çünkü. Kapitalist üretim tarzının incelenmesiyle başlıyor kitap. Şimdi demek ki bir kere Komünist Manifesto'nun birinci inceleme konusu kapitalist üretim tarzı. Bunun tek tek inceliklerine tabii burada girmiyor. Daha 30 yaşındaki bir metin bir parti programı. Hiçbir zaman unutmayın. Bu bir teorik metin değil. Bir parti programı çağı karakterize ettikten yani özelliklerini ortaya koyduktan sonra bu parti ne yapacak sorusuna cevap veriyor. O yüzden de burada her türlü şeyin açıklamasını değil ana hatlarını beklemeniz gayet olağan. Kapitalde yapılacak derin ve incelikli ayrıntılı analiz burada olamaz. Kaldı ki başka bir şey var, daha geliştirilmemiş. Daha en temel, genel hatlarını düzeltiyorum. En genel hatlarını kavramış durumda. Giderek yetkinleşecek,
rafine olacak ve sağlam temelleri olacak bir analiz. Şimdi kapitalist üretim tarzının en önemli özellikleri bir yandan her şeyin alınıp satılması, yani meta üretimi, mümkün olduğu kadar meta demeye çalışın arkadaşlar. Kelime meta değil, meta. Marksizm'e geçen. Doğrudan Marksizm'e geçen. Tabii. Marksizmin ısrarla kullandığı özgün bir kategori. İnsanlığın tarihinde her zaman her şey satılmak için üretilmiyor. Tam tersine küçük köylü aileleri, demin söyledim, her şeyi kendileri yapıyordu neredeyse. Emeklerinin bir bölümünü de diyelim hakim sınıflara ürünlerini veya emeklerini teslim ediyorlardı. Artık fazla ürün. Ama onu da para olarak bir şey satmak yoluyla değil. Buradan dolayı mesela ortakları, ortakçıları, yarışçıları düşünün. Bunlar çoğu zaman ürünlerinin bir bölümünü pahaya verirler. Bu kadar basittir. Yani aynı denen şey ürün cinsinden bir ödeme olur bu. Ya gider onun toprağında çalışır. Durum budur. Yani feodalizm de öyledir. Dolayısıyla bu ürünlerinizin satılmak üzere üretilmesi tarihte çok yeni bir şey. Çok yani toplumun kıyısında kenarında olan bir şey eskiden. Ticaret, para da var, ticaret de var ama kıyısında kenarında. Şimdi bütün toplumun faaliyeti, üretim faaliyeti meta biçiminde oluyor. Yani doğrudan doğruya satılmak üzere, piyasaya çıkarmak üzere üretilen ürünler. Şimdi arkadaşlar birinci öğrenmeye geliyoruz. Bu muhteşem bir şey. Diyor ki giderek diyor daha fazla üretilen ürün olmayan şeyler dahi meta haline satılacak nesneler olur diyor. Ve arada ondan sonra şeyi sayıyor. Yani insan onurunu bile sayıyor. Şimdi günümüzü düşünsenize, daha yeni tartışıldı biliyorsunuz. Çetesi yakalandı. İnsan organı çetesi. Piyasası. Türkiye'de insan organı dünyada var. Piyasası. Küçük çocuk piyasası var. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani say say bitmez. Çocuk fahişe örgütlenmiş piyasası var Tayland'da. Avrupa'dan bir takım insanlar ona göre o paketlerle gizli yazıyorlar tabii. Onun için gidiyorlar. Örgütlenmiş bir piyasa o. Ve dünyanın çok yerinde var. Say say bitmez. Ve tabii Marx'ın söylediği gibi insan onuru falan da bir güzel satılıyor. Bizim toplumumuzda söylüyor ya, herkesin bir fiyatı vardır falan diye. Bir şey var arkasında ki söylüyor insanlar. Herkesin yoktur ama bir sürüsünün de vardır. Burada bunların arasında eski sosyalistler de vardır. Bunu da söylüyorum. Dolayısıyla bu muhteşem şekilde doğrulanmış bir önermedir zaten. Bu tür şeyler de Marx'ın yani bir bakıma neredeyse peygamberce öngörülerini kimsenin reddetmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bakın mesela şöyle bir alıntı okuyalım. Siz de okudunuz, hatırlayacaksınız bunları. Bence bunlar son derece önemli alıntılar. Burjuvazi diyor, insanı biraz değiştireceğim çünkü Nail Saflıgan biraz ağır bir dil kullanmış burada. İnsanı kendisinin üstündeki diyelim ki sosyal hiyerarşinin üstünde bulunanlara bağlayan karma karışık feodal bağları acımasızca kesip atmış ve insan ile insan arasında katıksız çıkardan, nakit ödemeden başka bir bağ bırakmamıştır. Dini bağnazlığın, şövalye ruhunun, küçük burjuva duygusallığının ilahi vecde gelişlerini, şimdi bu dört kelime muhteşem bir edebiyat bence, bencil hesabın buzlu sularında boğmuştur. Yani paranın, metanın her şeyi kontrolü altına aldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Biraz önce bahsettik çeşitli şeylerden ve piyasalardan. Onun dışında zaten normal üretim tamamen paranın ve meta üretiminin hakimiyeti altına düşmüş bir durumda. Şimdi bunun yanına ikinci bir özellik gelince meta üretiminin yanına, yani buraya sadece proletarya geçiyorum. Toplumun bir bölümünün elinde kendi varlığını sürdürecek üretim araçlarından hiç
olmadığı bir durum doğarsa. Yani insanlar varlıklarını sürdürebilmek için üretim yapma olanağından yoksun kalırlarsa o karşımıza kapitalizm çıkıyor. Çünkü o insanların yapabilecek bir tek şeyleri var. O çalışma, emek harcama ve böylece üretme kapasitelerini başkalarına satma. Parası ve üretim aracı olanlara satma. Demek ki bir tarafta proletarya, öbür tarafta kapitalist çıkıyor karşımıza. Yani sermaye. Şimdi arkadaşlar, bakın bu proletarya meselesinde çok iyi anlamak lazım proletaryanın ne olduğunu, tanımını. Yani buradan bir iki alıntı okuyacağım size. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Çünkü yanlış çok sunulduğu olmuştur geçmişte. Dolayısıyla iyi anlamamız lazım. Şimdi diyor ki Marx, bakın bu Marx mı? Evet. Burjuvazi yani sermaye geliştikçe ancak iş buldukları sürece yaşayabilen ve ancak emekleri sermayeyi arttırdığı sürece iş bulabilen modern emekçiler sınıfı olan proletarya da gelişir. Şimdi bakın tanıma iyi bakın. Burada hiç sanayiden falan bahsediyor mu? Yok böyle bir şey. Sermayenin karşısında emek gücünü satmak zorunda olup sermaye için kar üretebilecek şekilde hep emek gücünü satan insanlara proletaryadır. Dolayısıyla proletarya burada çok geniştir. Mesela otel çalışanı da, banka çalışanı da, çok çeşitli faaliyetlerde çalışan, yani hizmetler denen, aynı zamanda dolaşım alanında da çalışan birçok katman aslında proletaryanın bir parçasıdır. Burada bir de Engels'in bir şeyi olacak, tanımı olacak ama bunu bulamadım şimdi. Vaktimizi harcamayalım. Devam edelim. Şimdi ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bir yandan sermaye var, bir yandan proletarya var. Çok fazla açıklamadan Marx, kapitalde bunun tüm yapısı açıklanacak. Şunu söylüyor. Sermaye kendi tarihsel gelişmesi kendi amaçları için, yani emekçiyi sömürüp onun elinden artı değerini daha da fazla alabilmek için sürekli olarak üretici güçleri geliştirmek zorundadır. Okuduğunuz bölümlerde, yani burjuvazi ve proletaryalar diye başlığı olan birinci bölümde bu açıkça şöyle söyleniyor. Burjuvazi üretim araçlarını, dolayısıyla üretim ilişkilerini ve bunlarla birlikte bütün toplumsal ilişkileri durmadan devrimcileştirmeksizin var olamaz. Başka şekilde daha şey söyleyelim. Devrimcileştirmeksizin biraz zor bir kelime, Türkçe'de pek karşılığı aslında yok. Devrimci biçimde devamlı değiştirmeler demek istiyorum. Devamlı olarak üretici güçleri, üretim ilişkilerini ve buna bağlı olarak bütün toplumsal ilişkileri sürekli olarak değiştiriyor. Siz şimdi genç kuşaksınız. Benim hayat sürem boyunca yaşadığım değişiklikleri hayal edemezsiniz. Siz çok daha hızlı bir tempoya girdiniz. Çünkü bugün ortaya çıkan teknolojide var olan kriz dolayısıyla çok fazla uygulanamıyor. Kim bilir neler olacak daha önümüzde. Dolayısıyla bu sürekli değişen bir toplum, şey diyor yani, ünlü bir lafı duyanlar olmuştur. Katı olan her şey buharlaşır. Yani bunu postmodernlerden bir bölüm de alıp şeyde Marx postmodernizm için söylemiş. Modernizm için söylüyor. Yok öyle bir şey. Yani postmodernizmin şeyleri biraz temelleri bir o bakımdan da çürük olduğu görünüyor. Çünkü modern çağ bir özelliği zaten. Onların postmodern çağa atfettikleri şeyler. Şimdi burada dolayısıyla görüyoruz ki kapitalizm bu yüzden diyor Marx. Kapitalizm, buna bir şey daha ekleyeceğim şimdi. Kapitalizm demek ki insanlık tarihinde başka üretim tarzlarında, toplumlarda görülenlerde çok daha hızlı şekilde üretici güçleri geliştiriyor. Bu arkadaşlar, bunun ne anlama geldiğini anlayabiliriz sanırım. Üretici güçlerin hızla geliştirilmesi demek, bilim için daha fazla olanak demektir. Önce her şeyden önce insanlar için daha ortalama olarak, eşitsizlikleri bir an kenara bırakın. Ortalama olarak daha yüksek bir yaşam standardı demektir. Sağlık bakımından hayat beklentilerinin uzanması demektir. Eğitim olanaklarının yükselmesi demektir.
giderek sanatın, bilimin ve başka kültür alanlarının gelişmesi için bir maddi fonlar ayırma olanağının artması demektir. Ve bütün bunların ötesinde ve belki de en önemlisi, zorunlu olarak maddi üretimde harcanan zamanın giderek kısalması olanağı demektir. Çünkü eğer üretkenlik artıyorsa, üretici güçler hızla ilerliyorsa, bu deminden beri saydığımız ve başka teknolojiler insanın üretici kapasitesini çok geliştiriyorsa, aynı miktarda şeyi çok daha az zamanda üretiyor demektir insanlık ve çok daha, nasıl söyleyeyim, kalitesi yüksek şeyler üretiyor demektir. Dolayısıyla giderek iş haftasını, eğer kapitalizm izin verse vermez, iş haftasını giderek mesela 4 güne, 3 güne ya da 5 günün 4'er saatine, yani fena halde kısaltarak boş zamanı arttırmaya ve insanların paraya bağlı olmadan başka faaliyetler yapmasına ve herkesin sanat yapmasına ve herkesin eğitimini çok hızla geliştirmesine ve başka alanlarda faaliyetler göstermesine olanak kazandıracak demektir. Eğer üretici güçleri böyle geliştiriyor ama üretim güçleri izin verse. Tabii ki. Ama maddi olanak olarak üretici güçlerin gelişiyor olmasının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar bulasak eder. Azdır. Şimdi bakın, burada duruyorum Komünist Manifesto ile ilgili olarak ve şunu söylüyorum size. Komünizmin kurulması ileri üretici güçlere dayanır. Marksizmin ve Komünist Manifesto'nun ve Marksizmin temel tezlerinden bulunur. Yoksullukta komünizm kurulmaz, böyle şey yok. Mutlaka ileri üretici güçler olacak ki sınıfları ortadan kaldırabilirsiniz. Bu bütün tarih üzerine bir tespittir. Bu sosyalizmin 20. yüzyıldaki macerası tartışılırken son derece büyük önem taşıyacak bir önemli o bir şey olarak, tez olarak karşımıza gelecektir. Şimdi buradan ilerlersek siz sorular, yani sormak ister misiniz yoksa sonra mı yapalım? Bence sonra yapsak daha iyi olur. Bir böyle bütünsel bir şey sormak daha iyi. Ama lütfen not edin. Yani aklınıza takılan 1000 tane şey olabilir. Yani ilk an kavrayamadınız veya ters gelen veya şu. Lütfen not edin ki ikinci yerde konuşalım. Şimdi arkadaşlar, şu ana kadar söylediğimiz her şeyin farklı şekilde doğru çıkmış olduğunu hiç kimse konuşamaz bile. Yani o dönemde daha 19. yüzyılın ortasında fabrika sistemi esas olarak İngiltere'ye ve kısmen Fransa'ya yerleşmişken, Almanya bile yeni sanayileşiyorken söylenen şeyler bugün bütün dünyanın yüzü için doğru. Dolayısıyla buralarda gerçekten eşi benzeri olmayan bir gerçekliğe nüfuz, bir kavrama kapasitesinden söz ettiğimiz ortada. Bunlar tartışmalı zaten olamaz. Ve bu bakımdan eşsiz olduğunu düşünürümüzün Engels'le birlikte, yani bu iki düşünürüm, hiç unutmayın. Yok öyle bir şey. Bu düşünürler arasında böyle öngörüler falan yok. Bunlar hepsi çok uzun bir şeye, geleceğe ilişkin vizyon. Şimdi önemli olan ama başka bir şey. Kapitalizm böyle üretici güçleri geliştiriyor ama kendi gelişmesi içinde, burası çok önemli arkadaşlar. Kendi gelişmesi içinde, zaman içinde o geliştirdiği üretici güçlere engel olmaya başlıyor. O zaman işte artık insanlığın önünde bir engel olarak yükseldiği için de bir devrimler çağının başlaması kaçınılmaz hale geliyor. Marx'ın tarih görüşünü, daha evvel üretim tarzları içinde bunları söylüyor ama biz şimdi modern çağda ve kendi yaşadığımız dünyayla ilgileniyoruz şu anda. Sonra derinleştirebiliriz diye kalan. Zaten söyledikleri en çok bu çağ için geçer. Neden? Çünkü kapitalizm çok hızlı geliştiriyor. Şimdi eğer bu bakış açısı doğruysa, şimdi nereye geldik? 1848'de, dikkat edin, geçen hafta söyledim, yazılma tarihi şuraya aşağı yazıyor, bir şey yapmayalım. Yayınlanma tarihi daha doğrusu, Ocak 1848, kitap 47'de Aralık'ta başlıyor yazılmaya. Daha evvel Engels, galiba okuyacaksınız onu da, Komünizm İlminin İlkeleri diye metin yazıyor. Oradan hareketle Marx geliştiriyor ve Aralık 1847'de ve Ocak 1848'de tamamlıyor ve parti kabul ediyor programı olarak.
Alman devrimi, Avrupa devrimi 1848'de bundan sonra patlıyor. Henüz proleter devrimi falan olmamış. Paris gelişmeden Paris 871 çok sonra. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Bu aşamada da ortaya böyle bir devrimler çağının açılacağına dair kesin bir şey görmek mümkün değil. Henüz öyle yaşanmamış ama büyük mücadeleler olduğu görülüyor. 1830 var vesaire. Tabii ki Fransız devrimi var her şeyden önce. Ama Fransız devrimi biliyorsunuz Burjuva devrimi. 1789 Fransız devrimi. Dolayısıyla önde daha tam şey yok. Öyle devrimler çağı örneği yok. Bu metin şunu söylüyor. Bir yeni proletarya gelişiyor. Yoksul, zavallı bir hayatı var. 1844'te Engels'in yazdığı İngiltere'de emekçi sınıfların yaşama koşullarına ilişkin olan kitap bir sefalet dünyası anlatıyor. Eğitimsiz, yoksul, bütün küçücük çocukların çalıştığı, kadınların fena halde fabrikalarda ezildiği, darmadağın olmuş bir sınıf. Bu sınıf diyor, muazzam devrimci bir sınıf olarak tarihte yükselecek ve tarihin bütün seyrini değiştirecek. Yani buna deli der. Baktığınız zaman o andaki maddi gerçek. Ama doğru kavradığı için bütün meselenin kendi özünü, esas ilişkileri doğru çıkıyor arkadaşlar. 20. yüzyıl, bırak Paris Komünü istisnalı 19. yüzyılda, Ekim devriminden sonra üst üste sosyalist devrimlerle sarsıldı. Yarı iyiydi falan olsun. Çin devrimi, bilmem Yugoslav devrimi, Arnavut devrimi, Vietnam devrimi, Kore devrimi, Küba devrimi, Nikaragua devrimi. Bazılarının biraz fazla sınırı var ama olsun. En azından bunlar, daha başkalarını da sayanlar vardır. En azından bunlar Marx'ın öngörüsüyle doğrudan ilintilidir. Tarih hiçbir zaman arı biçimde gelişmez. En ileri biçimini Ekim devriminde işçiler Sovyet kurunca aldı. Yenilen bir takım devrimlerde, mesela 1918 Alman devriminde de gene aynı biçim ortaya çıktı. Zaten Almanya büyük bir sanayi ülkesi olduğu için işçiler ve askerler Sovyetlerin yani konseylerini kurdular. Sovyet adı yoktu orada, rahat adı vardı. Gene en arı biçimde orada da o yenildi. Ama tarih sosyalist devrimlerin tekrarlamasıyla yaşandı ve esas olarak sınıf dinamiğinden geldiği, esas olarak bir sınıf dinamiğinden geldiğini herkes biliyor. Dolayısıyla bu tamamen doğrulamıştır. Şimdi öbürüne bakalım. Kapitalizm gerçekten üretici güçlerin önünde engel oluyor. En yanlış çıkmış tezlerden biri olarak bu görülebilir. Niye? Çünkü şimdi bile üretici güçleri geliştiriyor işte kapitalizm. Uzaya kim çıkarttı bizi Sovyetlerle rekabet içinde? Kapitalizm kısa. Bilgisayarlardan çıktı, kapitalizmden çıktı. Yeni malzemeler nereden çıktı? Kapitalizmden çıktı. Nanoteknoloji kapitalizmin içinden çıktı. Biyogenetik kapitalizm. Aa bakın geliştiriyor. Pes. Marx demedi ki hiçbir zaman kapitalistler araştırma geliştirmeyi durdurur, ille de bilim adamları yaparsa onları da avlar, öldürür ve dolayısıyla hiç bilimsel araştırma yapmaz. Dolayısıyla teknoloji gelişemez. Bir arada gizli gizli yaparlarsa bilim adamları, bilim insanları o zaman da üretime uygulamaz. İlle dışarıda böyle bir şey. Hiçbir yerde yazmıyor ki. Söylenen şu, dönemsel olarak kapitalizmin gelişmesi bu güçleri yıkıma uğratır ve öyle bir durum doğar ki artık kapitalizmde kitleler yaşamak istemezler ve dolayısıyla devrimler özlenebilirler. Şimdi bakın, bir krizler içinde yaşıyoruz. Daha kötüye de geçeyim. 1930'lu yılların krizinde ne doğdu? Barbarlık doğdu. Nazizm. İkinci Dünya Savaşı en az 60 milyon insanı öldürdü. Yahudileri Holokost'ta gaz odalarına sokuldu. 6 milyon ya da 10 milyon galiba Yahudi öldü. 20 milyon Sovyet vatandaşı öldü falan. Şimdi dolayısıyla bir kriz var. İki, buna bağlı olarak demin de söylediğim gibi savaşlar var. Kapitalizm öyle bir yıkım araçları üretiyor ki bunlarla dünyayı yok etmek mümkün. Hiçbir şekilde dünya savaşı çıkmaz falan diye düşünmeyin. Üçüncüsü muazzam bir ekoloji. Üretici güçler makineden ibaret değil ki. Doğa da bizim üretici gücümüz. Doğa olmasa üretim yapılır mı? Her şey oradan alınıyor ve biçim değiştirerek kullanılıyor. O yüzden doğa bilimleri olabiliyor. Havadan yapmıyoruz ki üretimi. Doğayı mahvediyor.
Belki de dünya kalmayacak insanların yaşayacağı. Ve dördüncüsü, en büyük üretici güç, insan gücü, emek gücü. On milyonlarca, yüz milyonlarca, belki milyarlarca insanın emek gücü, üretim gücü kullanılıyor. İşsizliğin ne kadar yaygın olduğunu biliyorsunuz dünyada. Krizlerde daha da artıyor. Sefil durumda insanlığın büyük bölümü. Üretici güç olarak gelişemiyor. Bu kadar kapasite var. Çok kolay bir şekilde mesela tedavi edilebilecek çocuk hastalıklarından yılda 30-40 milyon çocuk ölüyor. Tamamen harcanıyor insanın emek gücü, üretici gücü bütün dünya çapında baktığımız zaman. Dolayısıyla kapitalizm dünya çapında hakim olduğu tartışma bilmez. Dolayısıyla bunlar da söz edilen. Ve bunlar işte devrimler çağını doğuruyor ve o da dönemsel olarak aynen krizler gibi dönemsel olarak ortaya çıkıyor. Bazı dönemlerde mesela son 20-30 yıldır devrimler tamamen duruyor. Ama bazı dönemlerde büyük bir hızlanma yaşıyor ve dolayısıyla dalgalar haline geliyor. Bir döneme bakıp sonuçlara varırsanız o tamamen işte reformistlerin kafasının karışmasına benzer. Bakın şurada bu alıntı son derece önemli. Marx krizleri şey yapıyor, bu üretici güçlerin gelişmesinin önünde engeller yaratmasının kapitalizmin esas biçimi olarak oluyor. Diyor ki, bunalımlar sırasında daha önceki bütün dönemlerde olsa olsa bir saçmalık olarak görülebilecek toplumsal bir salgın aşırı üretim salgını baş gösterir. Toplum ansızın geçici bir barbarlığa geri döner. Çok önemli bir kavram. Barbarlık. Çünkü muazzam bir üretici gücü var. Demin konuştum. Ama daha kitleleri besleyemiyor. Millet aç kalıyor işsiz kaldığı için. Sanki bir açlık genel bir imha savaşı bütün geçim araçlarının kökünü kurutmuş, sanayi, ticaret yok edilmiştir. Peki neden böyle olur? Çünkü çok fazla uygarlık, çok fazla geçim aracı, çok fazla sanayi, çok fazla ticaret var. Yani bu ironi, bu bolluk içinde yok. Aslında kapitalizmin nasıl kendi geliştirdiği üretici güçlerin karşılığını veremediğini ortaya koyuyor ve bu işte böyle dönemler özellikle engellemenin tipik şeyi. Şimdi buradaki barbarlık kavramına özellikle dikkatinizi çekiyor arkadaşlar. Çünkü bazen Marksizmin bir böyle kaçınılmaz bir gereklilikle bizi komünizme götüreceğine dair bir anlayış ileri sürdü. Marx tarihin bilimsel temellerde analizinin, kapitalizmin modern çağın hakikaten komünizmin temellerini hazırladığını göstermiştir. Yani Marx buna inanıyor. Bütün kapitalizmin gelişmesi komünizmin temellerini atıyor. Bunu bu seminerler dizisinde adım adım göreceğiz. Ama kaçınılmazlık fikri yok. Nitekim Komünist Manifesto'nun daha başında diyor ki Marx, alıntıyı da bulmaya çalışayım bir dakika. Daha en başında Manifesto'nun diyor ki sınıflar, biliyorsunuz, yani hem onu söylemedim, aslında söylemek lazım tabii. Birinci cümlesini hatırlıyorsunuz hepiniz tabii manifestonun, değil mi? Giriş bölümünden sonra. Geçen hafta konuştuk. Bugüne kadar bütün tarih sınıflar, sınıf mücadelelerinin tarihi olmuştur. Yani merkezi kavram bu diye geçen hafta söylemiştim. Şimdi galiba bunu bulamayacağım, söyleyeyim dolayısıyla. Bu mücadelenin sonunda diyor, sınıflardan bir tanesi diğerini alt eder ve iktidarı eline geçirir. Veya genişemezler ve ortak bir yıkım, barbarlık yaratır. Bu son derece önemli. Yani mesela Marx'ın manifesto programındaki şey şu demek değildir. Mutlaka 50 yıl içinde 100 yıl içinde komünizm olacak. Hayır. Belki de nükleer savaş çıkarıyor kapitalizm, emperyalist güçlerini. Kaybetmemek için şeylerini, hakimiyetlerini ve bütün insanlık yok olacak. Ya da bu gidişatla iklim değişikliği öyle bir şey yaratacak dünyada, bütün insanlık yok olacak. Şimdi dolayısıyla bu olasılık var. Yani sadece kapitalist sınıfa karşı değil, barbarlık olanağına karşı mücadele ediyor komünistler.
O derece soylu bir işe soymuş durumda. İnsan soyunun varlığının devamı için mücadele ediyorsunuz. Bu bugünkü somut gerçeklere bakarsanız olasılıktır. Rosa Luxemburg, o büyük devrimci, geçen haftada geçen senelerde anlay ettik. Alman hareketinin devrimci kanadının önderi, ilk büyük kadın devrimci modern çağda. Bu büyük devrimci ya sosyalizm ya barbarlık demiştir. Bundan dolayı. Sosyalizm olmazsa barbarlık olacak diye. Sadece onun söylediğinden 25 yıl sonra Nazizm geldi dünyaya başladı. Onun ülkesinde işte Almanya'da. En gelişkin sanayi ülkesinde, Beethoven'in ülkesinde, Wagner'in ülkesinde, Sayın Hegel'in ülkesinde, Marx'ın ülkesinde. Faşistler geldi. Hitler gibi bir aşağılık yaratıp nasıl oluyor toplumlar bazen biz de bugün yaşıyoruz. Hiç insanlığın gelişmesine karşılık veremeyecek bir yaratıp bütün kitlelerin desteğini aldı. Hele Alman toplumu. Olacak şey. Dolayısıyla bu işte bize şeyi gösteriyor. Yani nasıl önemli bir tehlikeyle karşı karşıya olmuş. Kapitalizmin yaptığı şeylere ilişkin son bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Sonra öbür konulara geçeceğim. O da dünya pazarını oluşturması. Bakın şimdi son çağda, son dönemde siz de genç insanlar olmakla beraber küreselleşme, küreselleşme falan. Sonra baktılar, Marx'ta zaten 1848'de söylenmiş, Marx küreselleşmeyi öngördüler. Hiç onların saçma sapan teorilerini görmemişti aslında. Gördüğü, öngördüğü dünya pazarının ve ekonomisinin oluşacağıydı. Yoksa küreselleşme teorisinde iddia edilen liberal tarzda gelişme zorunluluğu, ulus devletlerin şimdiden yok olmuş olduğu filan gibi safsata olan ve şimdi safsata olduğu artık adım adım krizde ortaya çıkmakta olan şeyler orada yoktu. Ama Marx'ın bütün Çin sedlerini devirir, sermayenin yarattığı, ürettiği ucuz mallar ve dünya pazarını oluşturur dediği bölümler filan son derece önemlidir. Bunlar enternasyonalizmin maddi temellerini ortaya koyar. Yani enternasyonalizm bir hayal değildir, bir arzu, bir düş, bir heyecan değildir. Aynı zamanda gerçek dünyada maddi karşılığı olan bir şeydir. Bu ekonomik gelişmesi dünyanın kapitalizm çağında bunun temel maddi zemini oluyor. Şimdi arkadaşlar, demin proletaryayı tanımladık. Sınıf mücadelesinin tarih içindeki ve günümüzdeki önemi konusunda aslında çok şey söyleniyor. Ben şimdi size aklınıza gelen kuşkular olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Çünkü zaman zaman deniyor ki yani kimlik daha önemli oldu sınıftan, etnik kimlik önemli, bilmem bir şey, toplumsal cinsiyet önemli, dini kimlikler önemli, şu önemli, bu önemli. Bunların hepsi yani farklı tarzdan ezme ezilme ilişkilerinin Marksistler için, devrimci Marksistler için özel olarak çok önemli olduğunu zaten siz bizim pratiğimizde az çok biliyorsunuz. Sorun burada değil. Sorun şurada. Bunları sınıf mücadelesinin karşısına çıkartması bir. Şimdi burada yanılgı şuradan doğuyor. Son dönemde dediler postmodernler mesela. Sınıf mücadelesi değil, kimlik mücadelesi oluyor. Sınıf mücadelesi artık geride kalmıştır. Tam o dönemde arkadaşlar 1980'li yılların başından beri sermaye işçi sınıfına ve emekçilere tarihin gördüğü faşizmin yanı sıra en büyük taarruzu yapıyor. Neoliberalizm adı altında küreselleşme adı altında. Bu bir sınıf mücadelesidir. Sınıf mücadelesi ille biz verecek miyiz ki onlar da veriyorlar. Hep iki kişi, iki taraf sınıf mücadelesi yapar. Yani burjuvazi de sınıf mücadelesi verir. Onların üstünlüğünde devam eden bir sınıf mücadelesi vardır. Dolayısıyla bugün sınıf mücadelesi önemini kaybetmiştir demek son derece büyük bir yanlış olur. Bu birinci nokta. Gözümüzün önünde yaşandı bu ve şimdi krizle beraber onun yoğunluğu artık bizim Yunanlı yoldaşlarımızın kullandığı hoş deyimle yamyamlık düzeyine gelince, sosyal yamyamlık diyorlar ya, o düzeye gelince en azından Güney Avrupa halkları mesela başta işsiz olan ayağa kalktı. Herkes biliyor Güney Avrupa'da muazzam bir sınıf mücadelesi oldu. Daha geçen hafta sonu görmüş olabilirsiniz İtalya ile Portekiz sarsıldı İtalya. Epeyce birkaç gün sarsıldı galiba durmuş şimdi.
Yunanistan'da olan biteni biliyorsunuz, İspanya'da olan biteni biliyorsunuz vesaire. Şimdi dolayısıyla sınır mücadelesi bitti falan, bunlar tamamen sıfır. Yani başka kelime kullanılamaz. Yani Ağustos böcekleri gibi diyorum ben, biliyor musunuz? O postmodern düşünürlerin hali son 30 yıldır. En büyük taarruzu yaşarken işçiler ve emekçiler, onlar da sınıf mücadelesi bitti diye terörüm ediyorlar. Ağustos böcekleri bilirsiniz değil mi? Hani bütün yaz şarkı söylemiş. Sonra kış gelince aç kalmış. Öyle bir şey vardır. La Fontaine diye bir Fransız şairin böyle çocuklar için masalları. Karınca ise çalışıyormuş. Dolayısıyla kış gelince rahat etmiş falan diye. Bunlar öyleydiler işte. Ağustos böcekleri gibi öyle şarkı söylüyorlardı. 30 yıl boyunca krizin içinde muazzam bir taarruz burjuvaziden gelirken aldı ki işçi sınıfında birçok mücadelesi oldu. Biz de her gün yaşandığını ama başarısız olduğunu kendi deneyimizden biliyoruz. Yani şimdi saymayalım birbirimize Ferişin'den bilmem metaldeki mücadelelere, tekelden bugüne gelen çeşitli mücadelelere kadar. Şimdi sınıflar bakımından arkadaşlar, bir başka mesele var. Deniyor ki Marx toplumun sermaye kapitalistlerle proletaryalar arasında kutuplaşacağını söyledi. Oysa çok farklı sınıflar var. Şimdi evvelallah derler ya, evvelallah var bir sürü sınıf. Biz de burada bunu yazdık, bu sınıfların olduğunu, ara sınıfların olduğunu ve benzeri bir takım kategorilerin olduğunu, ayrıca işçi sınıfının içinde de farklı bölükler olduğunu zaten Marksistler reddediyorlar. Mesele şu, Marx'ın söylediği şu arkadaşlar. Eski üretim tarzlarında var olan eski üretim tarzının üretici güçleriyle çok yaygın olarak üretimi esas yöneten bir küçük üreticiler sınıfının adım adım yok olacağı. Söylediği budur. Bunlara biliyorsunuz kapitalistlerin ve proleterlerin dışında kendi üretim araçlarıyla çalışan ara sınıflara küçük burjuvazi diyoruz. Bakın dikkat edin. Buradaki isim insanın kafasını karıştırabilir. Bunlar burjuvazi falan değil. Yani öyle konmuş adı. Bir sürü şeyin adı böyle biraz çarpık bir şekilde konmuş. Toplumda öyle konmuş adı. Marx bulmuyor bu adı. Küçük burjuvazi kendi üretim araçlarıyla çalışıp kendi emeğiyle üreten bir ayrı kategori. Ne kapitalist burjuvazi yani, ne ücretli işçi yani işçi sınıfı yani proleter. Büfe sahibi. Büfe sahibi, dükkanında oturup ayakkabı tamir eden küçük kunduracı, terzi, küçük terzi, tabii ki gazete bayileri ve sayılamayacak kadar çok şey. Bazıları 3-5 işçi de kullanabilir ama aile işçisi olduğu oluyor bunların. Orada farklı türden tabii hakimiyet türleri falan oluyor. Küçük burjuvazi bu tip bir şey. Şimdi geleneksel küçük burjuvazinin adım adım yok olacağını söyleyemeyiz. Kimdir o geleneksel küçük burjuvazi? Düşünün. Bir. Peki kentlerde bakkallar mesela. Şimdi var mı şey diye kahraman bakkal süpermarkete karşı diye popüler kültür eline geçmiş. Bunların elenmesinin, dinamiğinin var olduğunu açıkça tescil eden bir şey var. Nitekim zaten küçük işletmelerin ve böyle esnafın, bakkallar değil, bakkallar henüz duruyorlar hayatta ama şeyi bütün istatistikleri incelendiği zaman zaman üzerinden azaldı. Bütün ülkeler, sırf diye bakmak değil zaten sorun, bütün ülkelerde azaldı orada. İki, kırlarda daha bir yer. Küçük köylülük arkadaşlar, kendi toprağının üzerinde aileyle bir toplu halde üretim yapan, onu önce aslında kapalı ekonomide yani kendisi çoğunu tüketip çok azını ticarete piyasaya veren, zamanla piyasa için çalışan küçük köylülük, küçük burjuvazi, kırsal küçük burjuvazi. Çoğu ülkede yok olmuş. Bizde de son dönemde hızla azalıyor. Bizim köyler Almancıların turistik yerleri haline geldi. Bu kadar basit yani. Köy hayatı bile sarsılıyor artık. Dolayısıyla bu öngörüler tamamen doğru çıkmıştır. Ve tabii ki tarihe yayılan bir süreç içinde. Yalnız manifestonun sınıf yapısının karmaşıklığını görmezlikten geldiğine dair eleştirilere karşı şu çok daha önemlidir bu söylediğinden. Tamam evet onlar yok oluyor ama başkaları var. Peki ne diyor manifesto bu konuda? Pardon, kusura bakmayın. Burada bir yanlışlık olmuş. Yani.
bir yaklaşım var. Modern uygarlığın geliştiği ülkelerde proletaryenin burjuvazi arasında yanmalayan ve burjuva toplumunun tamamlayıcı bir parçası olarak kendini durmadan yeni baştan oluşturan yeni bir küçük burjuvazi oluşmuş. Şimdi bunu anlamak çok önemli arkadaşlar. Bir geleneksel küçük burjuvazi var. Esnaf, bu Türkiye Esnaf Sendikaları Konfederasyonu, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nda, Dernekleri Konfederasyonu'nda örgütlenen bütün eski tipten, çoğu çok muhafazakar olan eski tipten esnaf. Bir de demin söylediğim gibi küçük köylülük. Bu ikisi eski küçük burjuvazi oluşturuyor esas olarak. Ama yeni küçük burjuvazi değil. Devasa bir burjuvazi. Bir kere kendi hesabına çalışan bütün o eğitimli insanlar, doktorlar, bayinhanesi olan, mimarlar bürosu olan, mühendisler, avukatlar, dişçiler, bilmem muhasebeciler, bütün bunlar yeni küçük burjuvazi. Hiç tartışmasız. İki, özellikle güneyde ve sahillerde falan kendi küçük otellerini, pansiyonlarını kuran insanlar. Üçüncüsü butik sahipleri. Nişantaşı mesela onlarla dolu. Bütün büyük merkezler aslında onlarla dolu. Bunların hepsi daha modern sınıflardır ama küçük burjuvazidir. Bunların siyasi davranışları nedir, değildir bundan uzun uzun tartışılır. Türkiye'de mesela anti-AKP bir kemalizmin etkisi altında olduklarını gözle görmek mümkündür bu insanların esas olarak. Ama değişik durumlarda yalpalarlar. Ne dedik orada? Kelime çok önemli. Burjuvazi ile işçi sınıf arasında yalpalayan. Zaten Marksist politikanın önemli bir bölümü ara katmanları ve sınıfları burjuvaziye karşı kazanmakta kazanabilecek olanlar. Çünkü gücümüzü arttıracaktır. O yüzden küçük burjuvazinin varlığı böyle. Şimdi iki sınıfın siyasi örgütlenmesine geliyoruz. Bir, son derece önemli bir önerme. Tarihte ilk defa devlet iktidarının bir sınıf iktidarı olduğunu Komünist Manifesto açık ve seçik bir şekilde ortaya koyuyor. Manifestodan o alıntıyı okumak istiyorum çünkü çok önemlidir. Önemli bir alıntıdır o. Modern devlet iktidarı, sanarak okuyorum, bütün burjuva sınıfının ortak işlerini yöneten bir kuruldan başka bir şey değil. Şimdi arkadaşlar, bu Marksizmin en hassas yanı. Devlete bakışınızda şaştığınız zaman ve devletle ilişkinizde yanlış politika belirlediğiniz zaman istediğiniz kadar sermayeyi sömürsün falan karşı olun. Duygusal olarak şükürler. İstediğiniz kadar işçileri sevin. İstediğiniz kadar ücret artışı için çaba gösterin. Sonunda burjuva düzeninin içinde ve ona hizmet eden olarak kalırsınız. Sadece çelişkileri yumuşatan bir pozisyonunuz var. Marksist politikayı ayırıcı yanlardan bir tanesi devlete ilişkin yaklaşımıdır. Devletin bir sınıf hakimiyet örgütü olduğunu saptamış olmasıdır. Burjuvazinin bir organı olduğunu saptamış olmasıdır. Bunun karşısında Komünist Manifesto açık ve seçik bir şekilde bütün burjuva partilerine karşı bir işçi sınıfı partisinin devrimi örgütlemek için ayrı örgütlenmesi gerektiğini saptıyor. Bunun ne kadar önemli bir saptama olduğunu bilemezsiniz. Anarşistler filan o dönemde çok güçlü işçi hareketi içinde anarşistler filan tamamen politika düşmanıdır. Anarşistler mesela o dönemde böyle şeylere tamamen karşı çıkar. Marx ise siyasi alanda partileşmenin bir zorunluluk olduğunu, bunun burjuvaziden bağımsızlaşmak için kaçınılmaz bir şey olduğunu söylüyordu. O alıntıyı da okumak istiyorum çünkü mutlaka bu konuda da berrak olmak lazım. Proleterlerin bir sınıf olarak ve bunun sonunda da bir siyasi parti olarak örgütlenmeleri evet, mülk sahibi sınıfların bu kolektif iktidarına karşı, devlete karşı
İşçi sınıfı ancak kendini mülk sahibi sınıflarının oluşturmuş olduğu bütün eski partilerden ayrı ve onlara karşı duracak bir siyasi parti olarak örgütleyebilirse bir sınıf olarak hareket edilir. Arkadaşlar, Leninizmin temelini burada olduğunu sanıyorum, herkes böyle biliyor. Yani Lenin'in parti kurucusunun buradan başlayan bir ayrı işçi partisi oluşumu. Lenin'in yaptığı bu partinin bazı karakteristik özelliklerini daha fazla belirttiği kılmak olacaktır. Çünkü tarihsel deneyim yeni şeyler yapmıştır. Demin teori hakkında söyledim. Yeni gelişmeleri her zaman kucaklamamız lazım diye. Şimdi bunun sonunda geldiğimiz yer devrimdir. Devrim konusunda Marx'ın en ufak bir kuşkusu yoktur. Kapitalizmin devrilmesi ve proletaryan çıkarları için hakimiyeti ele geçirmesi ancak devrimler aracılığıyla mümkündür. Komünistler diyor, görüşlerini ve niyetlerini gizlemeye tenezzül etmezler. Amaçlarını ancak şimdiye kadarki her türlü toplum düzeninin zorla devrilmesiyle ulaşılabileceğini açıkça ilan eder. Burada çok açıktır. Ya da proletaryanın gelişmesinin genel evrelerini resmederken mevcut toplumda hüküm süren az çok üstü kapalı iç savaşı, bu savaşın açık bir devrime dönüştüğü ve burjuvazinin zorla alaşağı edilmesi sayesinde proletaryanın hakimiyetinin temelini attığı noktaya kadar izledik. Burada devrimin yine Marksizmin programı olan Komünist Manifesto'nun asli sürelerinden birisi olduğunu özetleyelim. Şimdi devlet demek ki ana noktalardan biri sınıf iktidarı, bağımsız proleter partisi ve devrim. Bunlar da Marksist teori ve programın asli unsurları. Şimdi arkadaşlar bitiriyorum. Buradan sonra devrime kadar izlediğim son alıntıyı hatırlıyorsunuz. Buradan sonra tabii ki devrimden sonra geldik işçi sınıfının iktidarına. Bu aşamadan sonra ne söylenebilir? Söylenecek en önemli şey şudur arkadaşlar. Bu devlet iki şey. Bu devlet birincisi zaman içinde sürümlenecektir. Bu da Marksizmin tarihi bir şeydir. Neden? Çünkü şayet işçi sınıfı hiçbir çıkarı olmadığı için, başka bir sınıfı sömüremeyeceği için, kendi üretim araçları olmadığı için, bütün sınıfları ortadan kaldırarak ancak kendi ihtiyaçlarını da karşılayabilecekse, o zaman demektir ki sınıfsız toplum bu sürecin sonucudur. Peki devlet neydi? Devlet sınıf iktidarı. Bütün tarih boyunca. Sınıfsız toplumda o zaman devlete ihtiyaç kalmaz. İhtiyaç kalmayan organlar evrimde ne olursa bir toplumda da olacaktır. Yani yavaş yavaş yok olacaktır. Sönümlenme kelimesi bir süreç içinde yok olmak anlamında. Başka bir şeye dönüşür. Başka bir şeye neye dönüşür? O kadar da bilemeyiz. Niye sönümlenme demeyelim? Yani yok olacak ama tabii ki toplumun kendi kendini yöneteceği siyasi olmayan organlar olacak. Yani üretimi düzenlenmesi için de bilmem çeşitli bölgeleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi için de eğitimin düzenlenmesi nasıl olacak bilmiyoruz tabii eğitim ama dolayısıyla siyasi olmayan bir dizi için elbette doğrudur. Dolayısıyla ne diyoruz buraya? Devletin sönümlenmesi. Bakın arkadaşlar geçen hafta bir şey söyledim. Dedim ki Marx kendi düşüncesini başkalarından iki şeyle ayırıyor. Birincisi proletarya diktatörlüğünün sınıf mücadelesinin kaçınılmaz sonucu olduğunu söylemesiyle. Dolayısıyla proletarya diktatörlüğünü reddeden herkes aslında Marx'a açıkça eleştiri yapmadıkça gizli gizli Marksizme karşı çıkıyordur. Bunu çok hareket yaptı son 30 yıldır, 40 yıldır. Bunun arasında Trotskist diyen hareketler de var kendi dünya çapında. İkincisi sınıfsızlık. Sınıfların ebedi bir zorunluluk olmadığını iddia ediyor Marksizm. Yani bu o yüzden ilk cümleyi tekrar hatırlatıyorum. Bugüne kadar ki bütün tarih, sınıf mücadeleleri tarihi olmuştur. İlle gelecekte öyle olacak demek değil. Nitekim
İddia tam tersine gelecekte öyle olmayacak diyor. Tabii barbarlık olur tersi. Aksi takdirde demin söyledik. Şimdi son nokta şu. Sondan bir önce buydu demiştim. Son nokta şu arkadaşlar. Bu işin ancak dünya çapında olabileceğini manifesto açık açık söylüyor. Bu konuda devrimci Marksistlerin dünya devriminin komünizm için, sınıfsız toplum için gerekli olduğu iddiasının Trotsky tarafından yaratılmış bir iddia olmadığını daha 1848'de manifestoda ve o zamandan Trotsky'in 1938 programına kadar bütün Marksist metinlerde, önemli programatik metinlerde görebilirsiniz. Manifestodakini okuyorum çünkü bunu kaçırmak mümkün değildir. Yani bizim için son derece önemlidir. Onurla devrimci Marksist olmayı insan bunları gördüğü zaman savunacaktır. En azından uygar ülkelerin, yani gelişmiş kapitalist ülkelerin. O zaman çünkü sadece Batı Avrupa'da var kapitalizm, Amerika'ya bile yeni giriyor. Bugün öyle değil. En azından dediği kapitalistleşmiş ülke. Bugün hemen hemen bütün dünya. Çok istisnai yerler dışında. Uygar ülkelerin birleşik eylemi proletaryanın kurtuluşunun ilk koşullarından birisidir. Kaçınılmaz olarak hepsini beraber yapması lazım. Bu yetmiyor. Bakın gelecek hafta okuyacaksınız. Gelecek mutlaka bu soruya dikkat edin. Soru 19. Devrimi Engels'in komünizmin ilkeleri mi? Soru 19. Soru cevap halinde olmuş. Bu devrimin yalnızca tek ülkede yer alması olanaklı olacak mıdır? Sanki Stalinizmle Trotskizm arasındaki tartışmayı o günden öngörmüştü Engels. Tek ülkede yer alması olanaklı olacak mıdır? Yanıt. Hayır. Bu da yeter diye okuyayım mıyım? Gece kapta okuyacaksınız. Bunu şöyle bitirmek istiyorum. Şimdi şu ana kadar anlattığım her şeyi ilk cümleme bağlayın kafanızda. İlk cümleme bağlayın. Dedim ki bugüne kadar olmuş en önemli şeyler modern çağda Marksizmin bütün iddia öngörülerini doğrulamıştır dedim. Size kapitalizmle ilgili anlattığım her şeyin doğrulanmış olduğunu zaten kimse reddedemez. Devlet ve sınıflarla ilgili de reddedemez aslında. Son 30 yılda böyle bir yapalayanlar oldu. Sosyalistlerin çoğu zaten moralsizleşti gitti bakmayın sonra. Konuşuruz eğer kafanızda kuşlar varsa hiçbirini saklamayın. Çok duyuyorsunuz çünkü. Proletarya bitti. Hayır, proletaryat bitti ama sınıf mücadelesi bitti. İnsanlar başka kimliklere düşündüler. Bunların hepsini biliyorsunuz. Açık açık konuşalım. Hiçbir sorun yok. Sorun gibi görünen her şeyi konuşalım. Esas sorun, başta söyledim zaten ve hepiniz biliyorsunuz. Sosyalistler ülkeler çöktü. Dolayısıyla demek ki Marx'ın yanlışlandı. Hayır. Ne diyor burada? Ancak diyor hepsi beraber yaparsın. Tek ülkede olmaz. Birden fazla ülkede oldu ama hepsinde tek ülkede gibi oldu. Yetmedi, savaştılar birbirleri. Rusya, Sovyetler bile az kaldı Çin'le savaşıyor. İki savaşmadı. İki devrim savaşı korkunç bir tarihat yaratıldı. Çin Vietnam'la savaştı. Çin Vietnam'la savaştı. Vietnam Kamboçya'yla savaşmıştı onların için. Kamboçya'yı tuhaf geçirdi ama olsun. Şimdi dolayısıyla olan biten doğrulamış oluyor Marksizmi. Hayır olur diyenleri yani Stalinistleri fena halde yanlışladı. Bunu iyi anlayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde başınızı önünüze eğmeyin. Bütün öngörüleri doğru çıkmıştı. Burada söylüyor Hatay Ülker'e. Hayır diyor adam ya. Daha ne desin? 1847 yılı. Hayır. Şimdi Üfükler'e bitireyim. Bu 1860'lı yılların ortasında veya sonuna doğru Rus-Çin, Sovyet-Çin çatışması doğruna çıktı bir aşamada. Yani herkes kendi ülkesini milliyetçiliği yapıyor. Yani milli komünizm denen şeyin vahametini anlatmış oluyoruz. İşte sınırda askerler asker yürüyorlar başkası. Az kaldı savaşacaklar. İki tarafta ağır şekilde birlikleri yürüyor filan. Onlar orada beklerken karşı taraf ateş eder mi başlarız falan diye savaşlar böyle başlar arkadaşlar. Yani bazen bir kılıcı başlatabilirdi o savaş. Oraya kadar gelmiş ucuna kadar. Gördüğünden bile gülüyor bunlar, çubuklar falan böyle açılıyor. Karl Marx'ın suratı geliyor böyle. Bütün ülkelerin üstüne bir dağılın. Yani para verelim.